Merhaba. Kazanım 41 testini birlikte çözelim. Evet, bakalım soru ne? Alkol oranı %20 olan 8 litre kolonya ile alkol oranı %30 olan 12 litre kolonya karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır? Şimdi bak. 8'de ne kadarlık var? 20. Doğru mu? Artı karıştıracağız ya. 12'de ne kadarlık var? 30. Anlaştık. Eşittir. Peki 8 litre ile ben 12 litreye karıştırdım değil mi? Yeni karışım ne oldu? 20 oldu. İşte yeni karışımın alkol oranı. Peki burası 160. Artı burası da 360. Eşittir. 20 çarpı. Soru işareti 520 mi oldu? 520. 20 çarpı. Soru işareti o yüzdeliği bulacağız yani. O zaman soru işareti eşittir. Her tarafı 20'ye bölerseniz 26 olmuş olur yeni karışımın alkol oranı. Anlaştık mı? Evet, ikinci soru. Alkol oranı %60 olan 50 litre kolonyaya kaç litre su katılırsa alkol oranı %50 olur? Ha bak bunu da diğer yöntemle yapalım. Mesela karışım alkol ve ne var? Su var. Tamam. Şimdi alkol oranı %60 olan 50 litre kolonya. Bak şimdi burası 50 litre. Doğru mu? Bunun %60'ı. Şimdi 50'nin %60'ını şuraya bir ne yapalım alalım. E sıfırlar birbirini götürse 30 olacak da gördünüz. Şimdi bunun 30'u alkol ise geriye 20'si su olur herhalde. Ya da diğer bir madde içinde ne varsa artık. Kaç litre su katılırsa ne kadar katalım? X kadar katalım mı? Bak sadece su katıyoruz. Peki ben buraya bir şey yaptım mı? Yok. Karışıma da X ne yaptım? Ekledim. O zaman son durum ne oldu? 50 artı X oldu. E burası 30. Buna bir şey yapmadım. Peki burası ne oldu? 20 artı x. İşte oluşan bu son karışımın e, alkol oranı %50 olur diyor. Yani 50 artı x'in tamam mı? %50'si ne olur diyor? Alkol. Yani 30. E şunları sadeleştirdiğiniz zaman burası 2 olmaz mı? Değil mi? Yani aslında 50 artı x bölü 2 eşittir 30. Peki işler dışlar. 50 artı x eşittir 60. O zaman x eşittir 10 gelmiş olur. Demek 10 e, litre daha su eklersem bu iş ne olur? Olur. Cevap A olmuş olacak. Gördünüz mü? İki türlü. Yani burada ne yaparsın, oradan ne yaparsın nereden yapıyorsan yap. Doğru sonuca ulaştı, tamam mı? 3. Vav. Wow. Şekilde verilenlere göre A kabında bulunan karışımdan 40 gram, B kabında bulunan karışımdan ise 10 gram alınıp karıştırılıyor. Oluşan şeker yüzdesindedir. Şimdi bak bir karışım var elimde. İçinde su ve şeker olan. Şimdi burası A maddesi için, burası da B maddesi için şöyle bir değerlendirelim yazalım. Şimdi A için ne kadar su? E, şeker 5. Ne kadar su? Karşılığı 15. beş. E, karışım ne? 20. Doğru mu? B içinde de 5'i şeker. Tamam. Ne kadar su? 20'si. Yani 25'i. Tamam. Şimdi biz ne alacağız? Ee, A'dan 40 alacağız. Buradan 40 alacağız. Buradan ne kadar alacağız? Ee, B karışımında ise 10 gram alıp karıştıracağız. Tamam. Buradan da 10 gram aldım. Şimdi bak. Yeni e, karışım şeker yüzdesini soruyor ya. O zaman şekeri baz alarak işlemlerimizi yapalım. Şunu bir yuvarlak içine al ala gideyim. Bak şimdi. 20'nin 5'i şeker değil mi? Yani 4'te biri. O zaman 40'ın da 4'te biri. Yani onu şeker. E ee, öbürüne bakalım. Bak 25'in 5'i şeker. Yani 5'te biri. O zaman bu onun da 5'te biri. Yani ikisi şeker. E peki ben bunları karıştırdığım zaman ne oldu şimdi? 50'ye 12 olmadı mı? 50 de 12 ise yüzde kaçtır? E 2 katı 2 katı o zaman cevap ne olacak? 24 olmuş olacak. Anladık mı? Bak çok güzel ne güzel. İşte o oysa bunda kaçtır, bunda kaçtır. Aa şu kadar alırsan bunda ne olur falan diye bak güzel güzel işlemlerimizi ne yapıyoruz yapıyoruz. Anlaştık kazanım testimizi çözdük.